Pizza yapıyoruz. Beyaz pizza yapıyoruz hem de. Beyaz pizza nedir? İtalyanların domates sosu kullanmadan ağırlıklı olarak peynir ve peynir çeşitleriyle yaptıkları bir pizza türü. Bugün bu pizzayı yaparken Siemens Ancastra fırının çok çok güzel bir özelliği olan baking sensör özelliğini kullanacağız. Peki baking sensör nedir? Anlatayım mı? Hemen anlatıyorum. Cevap almış hızla devam ediyorum. Baking sensör, farklı farklı reçeteler var baking sensörün içinde ve bu tarifleri siz kontrol etmeden hazır olduğunda size piştiğini gösteriyor. Yani biz ne yapacağız bugün? Pizzayı pişireceğiz, hazırlayacağız. Daha doğrusu şöyle, pizzayı hazırlayacağız, sonra üzerine peynirini koyacağız, fırına vereceğiz ve hiç oldu mu olmadı mı diye bakmayacağız. Pizza hazır olduğunda bize fırın bunu söylemiş olacak. Ne güzel özellik, mükemmel özellik. Şimdi hızlıca malzemeleri sayıyorum, sonra bu tarifi nasıl yaptığımızı anlatacağım. 4 su bardağı unum var, beyaz un kullanıyorum. 1 paket mayam var, instant maya kullanacağım. Yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığına yakın zeytinyağı kullanıyorum, sızma. 1 tatlı kaşığı şekerim var, 1 dolu tatlı kaşığı tuzum var. Onun dışında 4 çeşit peynir kullandım. Mozzarella, parmesan, emmental ve çok güzel bir trüflü gudan vardı. Gouda da olarak geçiyor. Ben bunları karıştırdım. Evde küflü peyniriniz vardır, parmesanınız vardır, eski kaşarınız vardır. Dilediğiniz çeşit farklı farklı 4 peyniri karıştırarak da bu pizzayı yapabilirsiniz. Üzerine de biraz lezzet katsın diye biberi ekleyeceğim. Zorunlu değil. Şimdi hızlıca tarifi yapmaya başlıyorum. Burada önceden yapılmış pizza hamurum var. Sizi bekletmek istemedim ama ben hamuru bir nasıl yaptığımı göstereceğim. Hamuru yapacağız. Sonra da pizzayı nasıl yaptığımızı göstermeye devam edeceğim. Şimdi daha önceki tariflerde anlatmıştım. Mayamızı aktifleştireceğiz. Bunun için ona bir besin vermemiz gerekiyor. Şeker vereceğiz. Ben önce ılık suyumun içine 1 paket instant mayamı ve şöyle 1 tatlı kaşığı kadar şekerimi koyacağım. Şöyle güzelce karıştıracağım. Şimdi bunu kenara koyuyorum. O aktifleşirken şöyle 1-2 tatlı kaşığı kadar tuzu hamuruma koyuyorum. Ortasını açıyorum. İçine zeytinyağımı ekleyeceğim. Mayamı da içine ekliyorum. Ve bunu bir spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum ve elimle yoğurup birleştirmeye başlıyorum. Şimdi hamurumu güzelce yoğurdum. Bunu kenara alacağım. Dediğim gibi burada da yapılmış olan hamurumu şöyle açacağım. Aynı hamuru tekrar mayalandırmak için aynı kabı kullanacağım. Şunu bayağı mayalandı bu. Bunu çok kısa bir yoğuracağım. Şöyle havasını biraz almak için. Çok değil ama. Şimdi bunu öbür hamuruma koydum. Üstünü de kapadım. Yağlı bir streçle kenara mayalanmaya bırakıyorum. Bunu da önce altını çok hafif unlayacağım. Bu arada tepsime mısır unu koydum. Mısır unu, kepek, hiçbiri yoksa normal un da koyabilirsiniz. Pizzamı şöyle okluyorum da biraz unlayayım. Yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Ben büyük bir tane yapacağım için bölmedim. İstiyorsanız bölerek de yapabilirsiniz. Ara sıra böyle elimle de biraz büyütüyorum. Yaklaşık 1 santim olana kadar açacağım. Şekli önemli değil. Rustik bir pizza yapabilirsiniz. Önemli olan lezzet. Şöyle açtım. Şimdi bunu yakalayıp tepsimin üstüne koyuyorum. Kenarlarını hafif böyle parmaklarımla bastırıp biraz böyle kenar şekli vermek istiyorum. Çok değil. Vermeseniz de olur. Şimdi bu pizzanın üstüne bolca peynirimi koyuyorum. Kenara gelmeyecek şekilde. Yaklaşık bir 200-250 gram kadar peynir koydum.
Daha da koyabilirsiniz istiyorsanız ama bu bana yeterli. Üzerine de birkaç yaprak. Böyle aroma versin diye, çok değil. Şöyle biberi atıyorum. Dediğim gibi, yoksa koymanıza da gerek yok. Sade peynirli pizza da yapabilirsiniz. Bu vegan bir tarif değil ama aynı peynir, aynı tarifi vegan peynirlerle de yapabilirsiniz diye ekibimizdeki veganları da şöyle bir şenlendirelim. Şimdi bunu baking sensörle pişireceğiz. Nasıl çalıştığını şöyle fırına gidip bir göstermek istiyorum. Pizzamız da efsane ve hazır olmuş oldu. Umarım tarifi denersiniz. Kanaldaki diğer tariflere bakmayı, mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Siemens'le kontrol sende.